İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla olağanüstü olarak İstanbul'da toplandı. Zirvede önemli çağrılar yapıldı. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınamayacağı, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi geri adım atmaya davet etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ise İsrail'e sınırlarını göstermesi için çağrıda bulundu. Şimdi tüm bunları konuşacağız. Türk Medya Dijital Grubu Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özsan'a soracağız. Sayın Özsan, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi zirve olağanüstü toplandı. Birçok çağrı yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın mesajları önemliydi. Kudüs yine kırmızı çizgimiz dedi. ABD'ye bir çağrıda bulundu. Yine geri adım atması çağrısında bulundu. Bunları bir değerlendirelim istiyorum. Bu zirveden çıkan sonuçlar bizim için ne kadar önemli? Evet. Şimdi öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Zirve öncesinde bir beklenti vardı. Acaba işte bu toplantıdan bir şey çıkacak mı? Acaba işte somut bir şey elde edilecek mi gibi. Öncelikle bunu tümüyle bir kenara bırakmak gerekiyor. Bu toplantıdan çıkan sonuç adeta bir manifestodur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü Filistin-İsrail meselesindeki bütün 50 yıla yayılan bütün anlaşma konularının tümünü çöpe atarak Büyükelçiliği buraya taşıma kararı aldığını ilan edip Kudüs'ü İsrail'in başkentinde dediği anda zaten bir manifesto yayınlamıştı. Buna verilecek en karşılık olarak en büyük manifesto ise bütün dünya ülkelerinin, bakın Birleşmiş Milletler süreci 60 yıldır 55-60 yıldır devam ediyordu. Bütün ülkelerde Birleşmiş Milletler'in üst merci makamı olduğunu da hukuki olarak ve egemenlik bakımından tanıyordu. Ama biz bu çerçeveye sadık kalarak Doğu Kudüs'ü bütün ülkeler için Filistin'in başkenti olarak ilan ettik dedi. Yani siz Birleşmiş Milletler'i hiçe sayarak bir adım attınız. Bunu biz atmadık. Bu adımı siz attınız. O kadar ki Filistin tarafı yakına kadar tartışması dahi mümkün olmayan konularda bile barış ümidiyle iki devletli çözüme artık ikna olmuş ve bunun için bildiriler de bile yayınlamışken Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuk yaptığı geleneksel rolünü bir kenara bırakıp İsrail'in yanına adeta bir İsrail'in bir bakanlık düzeyindeki gibi, bakın bakanlık düzeyindeki gibi diyorum, İsrail'i yönetmek demiyorum, alınan ve İsrail'in almış olduğu politika kararlarını tümüyle kendi üzerine alarak bir aktör olarak arabuluculuğu terk edip sahaya indi. O zaman bütün Müslüman ülkelerde aynı büyüklükte bir ultimatomla Birleşmiş Milletler'in sürecini siz uymamaya karar verdiniz. Sözde arabulucular olarak bunu yaptınız. O halde bizler de yine ama Birleşmiş Milletler'e de sadık kalarak Doğu Kudüs'ü bütün ülkeler olarak Filistin'in başkenti olarak tanıdık dendi. Bundan daha büyük bir bu kongreden veya bu toplantıdan bu ani bir şekilde toplanılan ve en üst düzeyden temsil edilen Suudi Arabistan hariç bu zirvede böyle bir ultimatum yayınlandı. Suudi Arabistan hariç dedim. Burası da aslında evet hep hani İsrail diyoruz, işte başka şeyler diyoruz. Müslüman dünyası için en azından bu zirve Müslüman ülkeleri ilgilendiren Filistin meselesindeki tarafları kapsıyor idi. Dolayısıyla İslam ülkeleri açısından da bir gerçeğin aynı zamanda somut olarak karşımıza konmasıdır. Nasıl bir gerçek? Bunu şuna benzetebiliriz. Büyüklük çapı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri terörle savaş dediği Orta Doğu'da, Rakka'da en son noktaya geldiğinde teröristlerin parmak izlerini ve retina kayıtlarını alıp bunları bütün Orta Doğu'ya ve dünyaya yaydığında bir şaşkınlık yaşamışsa genel kamuoyu, ki bunun yıllarca altı çizilmişti hem uzmanlar tarafından hem devlet başkanları tarafından. Bugün Mahmut Abbas da aynı şeyi söyledi. Bu terörist örgütleri kim kurdu, kim destekliyor diye bu soruyu yöneltti. Aynı şekilde buna benzer bir şaşkınlığı da bugün Suudi Arabistan gibi bir İslam ülkesinin buraya, bırakın kralı, bırakın birinci veliaht prensi, ikinci veliaht şu anda yok, bir sıradan bir bakanını, İslam işleriyle sorumlu sıradan bir bakanını gönderdi. Burada bir acziyet yok, burada bir kasıt var. Çünkü Suudi Arabistan özellikle son değişikliklerden sonra, Haziran ayından bu yana yapılan değişikliklerden sonra şöyle bir açmazın içerisine düştü ve güçlünün haklı olduğu dünyayı seçti.
Hani Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında şu ifadenin özellikle altını çizdi. Sizin silahlarınız olabilir, nükleer silahlarınız olabilir, her türlü araç ve gereçe sahip olabilirsiniz. Üstelik yaptım oldu diyebilecek uluslararası bir konumda bulunabilirsiniz ama bunlar sizi haklı yapmaz. Haklı olan güçlüdür prensibinde. Suudi Arabistan bu açmazda mücadele yoluna gitmedi. Bunun yerine güçlü olanın haklı olduğunu kabul ederek İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, önce İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ni ikna ettiği, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer ülkeleri ikna etmeye çalıştığı, Türkiye'de özellikle FETÖ ile kurmuş olduğu ilişkilerle bunu yapmaya çalıştı. Katar'da yönetim değişikliğini örgütlemeye çalışarak bunu yapmaya çalıştı. Suudi Arabistan'da bunu parçalanma korkusuyla yapmaya çalıştı. İçeride iç karışıklıklarla korkutarak yapmaya çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ni de örgütleyerek Washington lobileriyle birlikte Suudi Arabistan'ı 11 Eylül'ün müsebbibi ülke ilan etmeye varacak kadar tehditlerini artırmıştı ki Suudi Arabistan Kralı Selman veliahtını da değiştirerek, bütün yapıyı da değiştirerek İsrail'in ve Birleşik Devletleri'nin istediği lideri, yani geleceğin Suudi Arabistan tahtına oturacak olan liderini belirlemiş oldu. Bu çok net bir sonuç oldu. Bunun da ilk yansımasını bugün gördüğümüz gibi bir lider göndermeyerek gerçekleştirdiler. Yani evet, İsrail Filistin meselesinde adaletsiz, Amerika Birleşik Devletleri 50 yıl boyunca mış gibi yaparak adil bir arabulucu pozisyonuna kendisini konumlandırarak meseleye yaklaşmıştı belki ama Suudi Arabistan bu meselede Kudüs davası, Filistin davası, Müslüman dünyasının liderliği noktasında büyük abi pozisyonundayken aynı şekilde bir geri dönüşte bulunarak kendisini bu tablonun içerisinden çıkardı. Bu da yine kenara not edilmesi gereken bu zirveye dair önemli bir durum olarak nitelendirebiliriz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Filistin'i birçok ülke hala tanımıyor, devlet olarak tanımıyor ama kendisi de İsrail'e seslendi. Sınırları olmayan bir ülke tanınamaz dedi uluslararası hukukta ve İsrail'i sınırlarını açıklamaya davet etti. Evet. Tabii 1967 tamamen bununla ilgili zaten. Yani 1967 sınırları biliyorsunuz 1978'de Enver Serat, Cemal Abdülnasır'dan sonra Mısır'ın başına geçen ve Mısır'ı Sovyetler Birliği ekseninden çıkararak Amerikan eksenine taşıyan Enver Serat, 1978'de Camp David'te İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin'le beraber Filistin meselesinde ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni bir resmi arabuluculuk makamına taşıyarak bir metnin altına imza atmıştı ve Yitzhak Rabin sınır çizemezsin sen İsrail'e denilerek fanatik bir Yahudi tarafından suikastle öldürülmüştü. Şimdi sınır meselesi zaten bu yüzden çok mühim. Bu nedenle diyoruz ki İsrail devleti bütün uyguladığı politikalarla çözümden yana değil, vakti ve saati ayarlamaya ve planlamaya çalışan bir ilhak yoluna, bir yaptırım yoluna, bir zorlama yoluna, emrivaki yoluna, gerektiğinde saldırma ve öldürme yoluna giden bir zihniyet tarafından yönetiliyor. İsrail devleti böyle bir zihniyet tarafından yönetiliyor. Buna Trump'ın şahsına has bir destekten söz etmiyoruz bu arada. Jeopolitik olarak Amerika artık hiç olmadığı kadar hazır. Bakın, Soğuk Savaş bittiği anın hemen ertesindeki yönetime seçilen ilk demokrat başkan ilk kez Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmiştir. Ama bu açıklamayı eyleme dökmeniz için elçiliğinizi taşımak gerekir. Dolayısıyla 1995'ten bu yana her başkan, cumhuriyetçi olsun veya demokrat olsun, 6 ayda bir masasına gelen Kudüs'teki Tel Aviv'deki Amerikan elçinin Kudüs'e taşınması kararını güvenlik gerekçelerini öne sürerek ertelemiştir. Bu güvenlik gerekçeleri ne zaman ortadan kalktı? IŞİD'in Rakka'da mağlup edilmesiyle sonuçlanan süreye kadar, Orta Doğu'nun 1967'den Ekim 2017'ye kadar süren geçen süre içerisinde Orta Doğu'nun yaşadığı dönüşümden sonra artık bu mümkün oldu. O yüzden Amerika artık kaygı duymuyor. Arabulucuyum ben, işte Orta Doğu'da denge faktörüyüm, uluslararasında denge oluşturacağım demiyor. Çünkü eskiden komünizme karşı Arap ülkelerine ihtiyacı vardı. İsrail'e, daha doğrusu Arap ülkelerine karşı ise İsrail'e ihtiyacı vardı. Dolayısıyla hem İsrail'i hem Arap ülkelerini destekleyerek bu süreci devam ettirebiliyordu. En önemli faktör, Arap ülkelerinin elindeki en önemli faktör petroldü. Ama 2014'ten sonra, yani DAEŞ'in ortaya çıkması ve petrolün artık Arap ülkeleri tarafından fiyatlandırılamadığı dönemde, bugün Arap ülkelerinin yana yakıla petrol arzını düşürmeye gayret etmesinin sebebi bu. Arzı düşürebileyim de
fiyatları yükseltebileyim. Ama artık Arap ülkeleri arzı düşürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e daha fazla ham petrol ihraç etmeye başlıyor. Çünkü kaya gazı petrolüyle artık Arap ülkelerinin elinden de bu kartı almış oldu. Yani Trump bir şahsi bir münasebeti değil, Amerikan devletinin jeopolitik mevcut koşulları da ön planda tutarak 60 yıldır oyaladığı bir şeyde artık oyalamanın hiçbir anlamı olmadığına karar verdiği bir tabloya bakıyor. Ve Amerikan yönetiminin bütün uzuv ve azalarıyla birlikte istediği bir kararı en doğru zamanda ve en doğru kişiyle vermiş bulunuyor diyebiliriz. O yüzden bu bir ilhak kararıdır. Bu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yerle bir edilip yerine siyasi siyonizmin öncülerinin bütün vizyonunu belirlediği bir Musevilere ait olduğu söylenen, ki geleneksel ve Ortodoks Museviler bunu reddeder. Çünkü onlar için bunu bir insan değil, bunu Mesih inşa edecektir. Bunu da ayaklar altına alarak buraya 3. tapınak dedikleri Süleyman Tapınağı'nı inşa etmek istedikleri bir yola girdiler ve Amerika Birleşik Devletleri de bu yola onay verdi. Bu bir ilhak kararıdır. Bu zirveden çıkan şey de şu: sizin bu apokaliptik senaryolarınız, işte kıyametçi dünya okumalarınız, işte evangelizmin, işte Yahudilerin evangelistlerle, Semitistlerin antisemitlerle girdiği bu mücadele umurumuza değil. Bizim için önemli olan şey, bizim 1967'ye bile kabullenene kadar 3 savaş verdiğimiz, birçok ülkenin rejiminin yıkıldığı, yenilerinin kurulduğu bu Orta Doğu'da 2 devletli çözüm için biz olduğumuz yerde duruyoruz. Bu masayı biz dağıtmadık. Siz dağıttığınız için de şu anda Birleşmiş Milletler'in çerçevesine sadık kalarak artık beklemenin bir anlamı yok. Dolayısıyla hep birlikte Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyıp hepimiz büyükelçiliklerimizi buraya taşıyalım dendi. Bu manifesto bu anlamıyla bence çok önemli. Çok teşekkürler Sayın Özhan değerlendirmeniz için. Çok sağ olun. Evet, Türk Medya Dijital Grubu Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'la değerlendirdik zirveyi. Kendisi de önemli açıklamalar yaptı. Zirvenin manifesto niteliğindeki cümlelerini izleyicilerimizle paylaştı diyelim ve söz tekrar size bırakalım.